Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar çay geldi, bir yudum alamadan programa geçtik ya. Evet sevgili dostlar, miracınız, miraç kandiliniz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Hepimizin bu hayat dediğimiz miraçta yükselmemizi nasip etsin inşallah. Beraberliğimizi de yükselmemize vesile kılsın. İnşallah bayrağı biz devraldık. Biraz sonra 12'de gece yarısında tam öteden beri 25 yıllık geleneğimiz olarak hatimlerin duasını gerçekleştireceğiz. Evet, ondan önce hocamızla beraberiz. Murat Hocam televizyonumuzda Kur'an dersleri veriyor. Bu akşam bana eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Allah razı olsun inşallah. İnşallah hocam umreden geldi sevgili dostlar. Yeni taze peygamber kokusu. Peygamber diyarının kokusu üzerinde. İyi geçti inşallah umreniz. Hamdü senalar olsun. Çok mükemmel geçti. Paylaşımlarınızı gördük biraz. Çok mükemmel geçti. Dualar ettik. Tabii dönüşümüzde memleketimizin içine düçar olduğu felaketle döndük ama... Siz orada mıydınız? Biz Mekke'deydik o gün. Duydunuz orada. İkinci depremde de Cidde'ye geçiyorduk. Cidde'deydik. Birinci depremde Mekke'deydik. Dönüş şeyi güzergahındaydı. Cidde'ye evet, dönüş evet. için geçiyordunuz. Yani umremiz çok güzel geçti. Çok dua ettik, çok dua aldık. İncinmedik elhamdülillah, incitmedik. Böyle... grubumuz da çok güzeldi. Allah'a hamdü senalar olsun. Muhteşem bir umre yaptık. Allah herkese nasip etsin. Amin. Tekrar tekrar nasip etsin inşallah. İnşallah. Allah sizin duanıza katılmak istiyorum. Ben şöyle katılmak istiyorum affınıza sığınarak. Miraç'ta hediye edilen namazlarımız inşallah miracımıza vesile olsun istiyorum. Yani o yükselişi namazda bulabilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. İnşallah Allah hepimize namazla yükselebilmeyi, namazla miraca erişebilmeyi nasip mesele eylesin diyorum. Evet, miraç tabi miracın en güzel hediyesi, devamlı hediyesi namazdır. Sen ki miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldın namaz. Namaz. Yani seni huzuruma kabul ettiğim gibi bütün ümmetini de namazla huzuruma kabul edeceğim diye Rabbimizin bizi onurlandırması. İnşallah. Bunun adı beş vakit. Evet ama burada tabii namaz ve namazın da hayatı bir namaz kılmak. Yani Allah'ın ayetlerini namazda okuduğumuz gibi kainat ayetlerini namaz dışında okumak. Şöyle bir ifade çok bizi düşündürmüştü hocam. Miraç gecesi ikinci bir Kadir gecesidir. Yani böyle Üstad Bediüzzaman bunu söylüyor. Acaba niye bunu söylüyor? Açıklaması yok. Ama biz acaba nedeni nedir diye arkadaşlarla üzerinde müzakere yaptık. Yani ikinci bir Miraç olması. Gerçekten çok güzel manalar yakaladık. Şimdi Kadir gecesi malum Kur'an'ın indiği gece. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Ayetinin nasıyla sabit. Kur'an her ne kadar 23 yılda peyderpey indirilmişse de dünya semasına bir bütün olarak indirilmiş. Evet. Oradan Peygamberimizin kalbine bir süreç dahilinde indirilmiş. Şimdi Miraç'ın ikinci bir Kadir oluşu. İkinci bir Kur'an olan, hatta büyük Kur'an olarak tarif edilen kainat kitabının okunuşu. Peygamberimizin o gece bütün kainat kitabını, kainat kitabındaki Allah'ın ayetlerini okuması, ayetlerinin ona gösterilmesi. Vakıf oluşu. Vakıf oluşu gösterilmesi çok manidar yani çünkü... Miraç'la ilgili hem İsra suresinde لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا diyor. Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar. Çünkü orada evet ayet demek Allah'ın varlığının delilleri demek, belgeleri demek. Evet, her şey ayet aslında. Orada bir kısmını. Sonra dikey yolculuğunda
O Necim suresinin başında işte inde sidratil münteha indeha cennetül me'va iz yaşa sidrate ma yaşa ma zâgal basaru ve ma taga lekad ra'a min âyâti rabbihil kübra diyor. Evet. Burada da yani Allah, Rabbinin büyük ayetlerini gördü diyor. Yani Mirac'ın özelliği bu. Bu ayetleri görmek, okumak, Allah'ın hem Kur'an'daki ayetlerini hem kainattaki ayetlerini yani varlığının delillerini okuyarak yükselmek, ona yaklaşmak herkesin vazifesi. Yani yaratılış gayesi bu. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini okumaksa Mirac'ın özü bu zafer, bu sefer bizi de ilgilendiriyor. Demek ki biz de ancak Allah'ın ayetlerini okuyarak, tefekkür ederek o miracın gölgesinde, Peygamberimizin büyük miracının gölgesinde biz de gidebildiğimiz kadar gidebiliriz ve o ayetleri okuduğumuz kadar yükselebiliriz. Yani bu yarış hepimizin bir yarışı. Evet. Nefes kesen bir yarış. Böyle asıl yarış, tek yarış Rabbimize yaklaşma yarışı. Onu tanıma yarışı, onu anlama yarışı. Ve çok heyecan verici. Yani böyle baktığınız zaman her şeyi aslında kendi gelişmemize vesile yapabiliriz. Bu deprem de dahil. Yani deprem de Allah'ın ayetleridir. Tabii ki. Onu da okumamız lazım. Yani büyük resmin içerisinde onu da okumamız lazım. Çünkü Allah işte o deprem suresinde, Zilzal suresinde يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا diyor ki Rabbin onun yer, bu depremle sarsılan yer Rabbinin haberlerini söyler. Tuhaddisu haddese, tuhaddisu Rabbinin haberlerini konuşur, anlatır. Evet. Bi enne rabbeke evhaleha, çünkü Rabbin ona konuşmasını vahyetmiştir. Vahyetmiştir. Yani böyle bütün olaylar, bütün gördüğümüz varlıklar Rabbin konuşması. Kalu entakanallahu lezi entaka külle şey. Her şeyi konuşturan, konuşturan Allah. Allah. Dolayısıyla biz işte bu konuşmalara aşina olduğumuz, Peygamber Aleyhisselam kainatın dilini Kur'an'la bize öğretiyor. Varlıkların dilini, yani depremin dilini, selin, denizin dalgaları ne söylüyor değil mi? Çiçekler, yıldızlar ne söylüyor? Bütün bunları duyduğumuz, anladığımız kadar Rabbimize yakınlaşıyoruz. Yani kendi miracımızda yol almış oluyoruz. Böylece yani kendimizi de işin içine katarak sonra bütün bu tabii muhatabiyeti sürekli namazla sürekli hale getirip efendim her gün 5 defa o miracın bir örneğini yaşamak gibi bir fırsat bize verilmiş Rabbimiz. Bunu en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Bu umre ziyaretleri tabii her şey neyi bir daha okursak okuyalım mutlaka onu bir farklı bakış açısıyla okuduğumuz oluyor. Hepimizin hayatında tecelli ediyor. Yani bir kitabı bir kere okumuş oluyorsunuz. Bir daha baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz. Bir başka zaman baktığınızda daha farklı bir şeylere kendi açınızdan temaşa ediyorsunuz. Biraz aslında kendi içimizde derinleştiğimizi hissediyorum. Bu umrede İbrahim Aleyhisselam'ı biraz daha fazla tefekkür etme imkanı buldum. Dedim ki ne kadar zor bir şey İbrahim olmak. Ne kadar zor bir şey. Putperest bir babanın elinde putları kıran bir İbrahim olmak, hanif bir akıl ile Allah'ı bulmak, Allah'ı bulduğun için ateşte yanmak, kendi eşinin eliyle ikinci bir eşle evlendirilip İshak ve İsmail ile müjdelenmek, sonra götürüp İsmail ile Hacer'i Mekke'nin ortasına bırakmak, غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ hiçbir ziraatin olmadığı, yiyecek içeceğin olmadığı bir mekana kendi eşini ve evladını bırakmak. Daha sonra o rüyanın eseri olarak evladını kurban etmek zorunda kalmak. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip bıçağı çalmak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü, Allahu Ekber. O kurbanlığı görmek.
Sonra İsmail Aleyhisselam'ın ağzıyla, diliyle Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Beni bu bıçaktan kurtaran Allah'a hamdolsun. Teslimiyetiyle yani ifadesi çok zor. Böyle insan kendi içinde her seferinde farklı bir derinlik buluyor. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Allah'ı kendi buluşu قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين قال هذا ربي هذا أكبر. Bu çok daha büyük. Güneşe öyle diyor, yani benim Rabbim budur, bu daha büyük. قال لا أحب الظالمين قال لا أحب ولا الظالمين. Yani beni diyor, eğer sen aklımla baş başa bırakırsan, eğer ben kendi aklımla Rabbim seni bulmaya çalışırsam, vallahi ben yoldan çıkmışlardan olacağım. Muhakkak ki sen bana doğru yolu göstermezsen. Allah hepimize inşallah şu Miraç'la dirilmeyi, kendi içimizde derinleşmeyi, işte hanif bir akıl ile nakilli birleştirip, naklin şu Kur'an'ın önderliğinde hanif bir akıl ile inşallah Rabbimizi bulabilmeyi, inancımızda derinleşmeyi nasip-i müessir eylesin. Hiç düşünmemiştim. Siz şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan söz açınca aklıma geldi. Çok güzel bir şey geldi. Yani bu o Allah'ı arama süreci, Allah'a ulaşma süreci ve toplumu da ulaştırma süreci. Bir defa ilah kabul edilen şeylerin battığını görmekle başlıyor. Aynen. Değil mi? Yıldızlara tapınıyorlar. Ben diyor batıp kaybolanları sevmem diyor. Evet. Ya Allah onlara bir nevi şey yapıyor, yardım ediyor yani. Şimdi bu zaman da maddenin ilahlaştırıldığı, putlaştırıldığı bir zaman, tamam mı? Yani paranın, evlerin, arabaların filan. Bu depremle hepsi battı. Evet. Ne dememiz lazım? İbrahim var dediniz ya. La uhibbul afilin. Diyen kurtulur. Aynen. Ben batıp kaybolanları sevmem. Bu batıp kaybolanlar inşallah bizim Rabbimizi bulmamıza, İnşallah. Ona yönelmemize, İnşallah. Daha içten bağlanmamıza vesile olur inşallah. İnşallah şey olur, yani her şerde bir hayır olduğu gibi inşallah. Yani ben bazen cenaze merasimlerinde ya da cenaze namazı kıldırırken söylediğim, yani tabii ki kalbimiz yanarak söylediğimiz bir cümle var. Diyorum ki ölümün ders vermediği bir insana hiçbir şey ders veremez. Harika. Yani gerçekten cenazenin başında duruyoruz, orada dünyalık konuşuluyor. İşte o su varmış, bu su varmış, şunu bırakmış, bunu bırakmamış, şöyle yapmış, böyle yapmış, işte borsada şu olmuş, altında bu olmuş. Daha cenazenin başında bunlar konuşuluyor, insan üzülüyor. Ölüm bir insana ders vermezse acaba ne ders verebilir? Ne ders verir ya, evet. Şimdi bile hemen, yani insanların hakikaten hiç konuşmamaları lazım. Yani şu süreçte, değil mi, siyaset konuşmak veya böyle dünyevi şeyler konuşmak, cenaze evinde türkü çalmak gibi böyle çok iğrenç şeyler. Yani inşallah onlara dönmeyiz yani. Evet, zamanımız geldi hocam. Bu mevzu biz daha konuşacağız sevgili dostlar. Duadan sonra canlı bağlantı da alacağım sizinle. Niye alamamıştık? Geçen bir garip olay olmuştu. Bu sefer alacağım inşallah bire kadar. Duadan sonra da şöyle yarım saat kadar birlikteliğimiz olacak. Sizin gönül dünyanızdan dualarınızı efendim seslendirmenize, bizimle paylaşmanıza, düşüncelerinizi anlatmanıza izin vereceğiz inşallah. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şimdi Miraç'ın bize çok hediyeleri var, çok müjdeleri var. Bu hediyelerden birisi de Bakara suresinin son iki ayeti. Her yatsıdan sonra, değil mi, namaz Miraç dedik mi, öyle bir nevi yani yatsı namazıyla da tamamlanıp tam Miraç'a çıkma şeyidir bu. Hayatta bir Miraç olduğuna göre yani yükselme süreci ölüme benzeyen uykuya girmeden önce yatsı namazında bu Miraç'taki peygamberimizin o doruk noktadaki aldığı ayetleri okuyoruz. Amin Resulü diye başlayan. Diğer ayetler peygamberimize vahiy meleği tarafından getirilmişken bunları peygamberimiz direkt Allah'tan almış diye rivayet edilir. Dolayısıyla biz de direkt Rabbimizden dinliyormuş gibi dinleyelim. Murat hocamız o ayetleri seslendirecek.
Cenab-ı Hak feyzimizi ziyade kılsın inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ve rahmetike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Şu mübarek Miraç gecesinde huzuruna geldik, boynumuzu büktük. Günahlarımızın affı için sana yöneldik, ellerimizi açtık. Bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Bu Miraç kandilini hepimizin hayat dediğimiz bu yolculuğumuzda sana yaklaşmamıza, sana yükselmemize vesile eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, Miraç'ın manalarını, Miraç'ın sırlarını idrak etmeyi hepimize nasip eyle. Peygamberimizin miracı ile önümüze açtığı sonsuz yükselme ufkunda her daim yükselenlerden olmayı nasip eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miraçtan bize hediye getirdiği iman hakikatleriyle tenevvür etmeyi, başta namaz olarak marziyat-ı ilahiyene sadık yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Namazlarımıza devam etmeyi, tadili erkana riayet etmeyi, sonrasında namazlarımızı muhafaza etmeyi ve namazlarını zayi edenlerden olmamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Yine bu Miraç gecesinde gözüyle cennet ve cemalini görüp bize de müjdeleyen Efendimizin bu müjdelerine nail olana dek istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimize sema kapılarını açtığın bu gecede dua ve ibadetlerimizi İleyhi yas'adul kelimut tayyib vel amelus salih sırrına mazhar kılarak sana yükselen dua ve ibadetlere ilhak eyle ya Rabbi. Rabbim, her zaman ve her yerde ayetlerini görerek sana gelmeyi, sana yaklaşmayı ve yakınlığını hissetmeyi bizlere nasip eyle. Miracı idrak ettirerek bütün hayatı miraç haline getirmeyi bizlere de nasip eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Her zamankinden daha mahzun, kalbimiz daha kırık, içimiz yangın yerine dönmüş olarak bu gece huzuruna yöneldik. Yaşadığımız bu deprem hadiselerini, bu musibetleri hakkımızda hayırlara çevir ya Rabbi. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul leküm sırrına mazhar kıl ya Rabbi. Deprem şehitlerine, bu depremlerde vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Böyle hadiseleri doğru okumayı, gereken dersleri almayı, bu vesileyle sana daha çok yönelmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda her zamankinden daha çok yardımına muhtacız. Bu musibet günlerini bizim için fereç günlerine, ferahlamak günlerine çevir ya Rabbi. Hüzün yılını
Sevgili Peygamberimize Miraç yılı yaptığın gibi bu yaşadığımız hüzünleri de bize bizim miracımız eyle ya Rabbi. Sana yükselmemize, yaklaşmamıza vesile eyle ya Rabbi. Her peygamberin bir miracı vardır. Hazreti Yunus'un miracı balığın karnında gerçekleşmiştir buyuran sevgili peygamberimizin bu sözüne dayanarak söylüyoruz. Enkaz altında kalan kardeşlerimizin enkaz altında geçirdikleri zamanlarını onların miracı eyle ya Rabbi. Depremlerde yakınlarını kaybeden kardeşlerimize sabr-ı cemil, ecr-ü cezil ihsan eyle ya Rabbi. Depremzedelere yardım eden kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Millet olarak, alemi İslam olarak, insanlık olarak manevi değerlerle barışmamızı ve onlara daha sıkı sarılmamızı nasip eyle bizlere ya Rabbi. Ey sonsuz rahmetiyle sonsuzluğa uzanan bütün ümitlere tükenmez bir hazine olan Rabbimiz, sensin yegane sığınak. Seninle son bulur bütün keder ve sıkıntılar. Günah, azgınlık ve taşkınlıkta ne kadar ileri gitse de kulların yine ümidi yalnız sensin onların. Ey kırık kalpleri sarıp hayat veren Rabbimiz, bulunduğumuz musibetler, karanlıklar ve tehlikeler denizini bizim için selametli kıl. Bizi bu tehlike denizinin güvenli sahiline çıkar Allah'ım. Sonsuz acizlik ve zayıflığımıza merhamet et. Her türlü keder ve sıkıntımızı gider ya Rabbi. Ey lütuf ve keremi bol Rabbimiz, sen acımazsan kim acır bize? Feryadımızı duy, dertli halimizi gör. Üzerimize sabrı saç, ne istersen yap ama bizi senden ayırma ya Rabbi. Derdin de devadır bize ama gönlün gözü kör. O kör göze ışık ver, hakikati görür hale getir bizi ya Rabbi. Gönül bahçelerimizdeki servilerin boynunu bükme ya Rabbi. Sapsarı yüzümüz, sıcak gözyaşlarımız hakkı için şu zor günlerde şu mahrum kullarına merhamet et ya Rabbi. Mal kaybına uğrayan kardeşlerimizin mallarını yolunda verilmiş sadakalar olarak kabul eyle. Can kaybına uğrayanlara manevi şehadet rütbesini ihsan eyle ya Rabbi. Yaşadığımız tedirginlikler, korkular, zorluklar sebebiyle aczimizi, fakrımızı görmemizi, çaresizliğimizi anlamamızı ve bütün içtenliğimizle sana yönelmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bu depremler üzerinden almamız gereken bütün dersleri en güzel şekilde alıp bu süreçten büyük manevi kârlarla çıkmamızı nasip eyle Allah'ım. Kışın fırtınaları içinde soğuk kar örtüsünün altında bahara yer hazırladığın gibi bu musibetlerden ve buna sebep olan manevi kış fırtınalarından nice güzellikler ve hayırlar umuyoruz. Umutlarımızı boşa çıkarma ya Rabbi. Maddi ve manevi kışımızı bahara çevir ya Rabbi. Daldığımız günahlardan silkinip sana yönelmeyi, insaniyeti kübra olan İslamiyet'e sarılmayı, 1000 yıllık hatta 100 yıllık hatta 200 yıllık narkozlardan ayılıp gerçek kimliğimizi bulmayı, 1000 yıl İslam'a hizmet nasip ettiğin bu milletin torunları olarak, bir milletin torunları olarak kendimize gelmeyi, manevi değerlerimizle barışmayı ve böylece dünyaya da rehberlik edecek bir seviyeye ulaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Kur'an'da ahlakını övdüğün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, onun gibi dosdoğru ve örnek bir hayat yaşamayı, hukukullah'a ve hukuki ibada bir hakkın riayet etmeyi bizlere nasip eyle. Geçici dünya menfaatleri için ebedi hayatımıza zarar verecek yanlışlıklar yapmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Yaşadığımız bu musibetler vesilesiyle ve bu gece vesilesiyle sevgini bize daha çok duyur, aşkınla bizi daha çok doyur, kudret ve azametini bize hissettir, şefkat ve merhametine bizi sar, inayet ve rahmetini üzerimizde daim kıl ya Rabbi. Kulun olmanın ve sana intisabın onuruyla bizi yaşat. Her daim seninle beraber olmanın hazzını bize tattır. Huzuru tamme bizi erdir ya Rabbi. Biz sadece senin kulun olmak istiyoruz.
Bunun için sana söz veriyoruz. Bizi bir daha nefsimize kul etme. Biz ahireti ve cenneti istiyoruz. Bu fani dünyayı gayeyi maksat görme yanlışlığına bizi düşürme ya Rabbi. Şüphe ve vehimlerin ruhumuzu sarmasına izin verme ya Rabbi. Ahir zamanın şu kaygan zemininde ayaklarımızı sabit kıl. Ahir zaman fitnelerinden, tuzaklarından, insi ve cinni şeytanların şerlerinden bizi ve neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ey kapısından kimsenin mahrum olarak dönmediği Rabbimiz. İslam dünyasında senin yardımını bekleyenler var. İşinden, eşinden, yavrularından ayrılan, sevdiği şeyleri kaybetmekle imtihan edilen çaresiz kullar var. Aile içinde huzursuzluk yaşayanlar, hayata ağırlaşan yaşlılar, namazdan, niyazdan uzak gençler var. Sen çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesisin. Hangimizin neye muhtaç olduğunu ve neyin hakkımızda hayırlı olacağını en iyi sen bilirsin. Hakkımızda hayırlı olacak şeyler nasip eyle ya Rabbi. Hem ülkemizi hem bütün İslam dünyasını maruz kaldığı sıkıntılardan kurtar. Bir çıkış yolu ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yok ki ona iltica edilsin. Ey kalplerde gizleneni bilen, ilmi dışında bir yaprak bile düşmeyen Rabbimiz. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz yanında denizden bir damla bile değil. Sen ilmimizi artır, isim ve sıfatların hakkında bize anlayış ver. Kur'an'ın ve kitab-ı kainatın sırlarını kavramayı bize nasip eyle. Zikrimizi, şükrümüzü, ibadet ve taatimizi, tefekkür ve tefeyyüzümüzü artır ya Rabbi. Ey göklerin, yerin ve bunların içindeki her şeyin kendisini hamdiyle beraber tesbih ettiği Rabbimiz. Sana layıkıyla ibadet yapamadık. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen zatını medih ve sena ettiğin gibisin. Şanın yüce, övgün büyüktür. Nasıl şükre layıksan sana, öylece şükürler olsun. Bizleri insafsız dünyanın eline bırakma. Rahmetinle bizlere muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, işe yaramayan sözden, doymayan nefisten sana sığınıyoruz. Ağırlığı belimizi büken günahlardan, zamanın fitnelerinden sana iltica ediyoruz. Bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Tükenmez lütfundan ve bütün varlığa yetip artan kereminden nasibimizi bol ver ya Rabbi. Katındaki derecelerin en yükseğine, gayelerin en yücesi olan ilahi rızana bizi ulaştır. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Fikir ve düşüncelerimizi arındır ya Rabbi. Asabından affına, gazabından rızana, senden yine sana iltica ediyoruz. Ey şefkat ve merhameti sınırsız olan Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Esma-i Hüsna'nın hürmetine, bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, ehli dalalet ve tuğyanın şerrinden, senin dinine düşman olanların şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ahir zamanın karanlık fitneleri arasında istikamette kalabilmemiz için bizlere yardım eyle ya Rabbi. Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, küfürden, fısktan, nankörlükten, kibirden, gururdan, riya ve gösterişten sadece sana sığınırız. Sen bizleri koru, güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. Kafalarımızdan durgunluğu, kalplerimizden yorgunluğu, ruhlarımızdan kırgınlığı kaldırıp şu mübarek zamanlarda dağılan kısmetten nasibimizi bol ver ya Rabbi. Üzüntülerimizi sürura, güçlüklerimizi kolaylığa çevirerek bizi feraha eriştir ya Rabbi. Bize dua öğretişin, acz karanlığında bulunduğumuz vakit dua kandiliyle etrafımızı aydınlatışın hürmetine, kem gözlerden, kötü bakışlardan, hain düşüncelerden, cinni ve insi şeytanların şerlerinden bizleri koru, radyo ve televizyonumuzu koru ve senin rızan doğrultusunda hizmet veren bütün müesseseleri koru ve payidar eyle ya Rabbi. Allah'ım,
Şu aldanış yurdundan çekilip ebedilik yurduna yönelmeyi, fırsat kaçıp gitmeden ölüm ve sonrasına hazırlanmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'den dertli kullarına devalar, hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin. Bu Kandil gecesi vesilesiyle ve 10 gündür, 12 gündür deprem şehitlerinin ruhlarına bağışlamak üzere Dost TV, Dost FM camiası olarak okunan hatimleri dergah-ı izzetinde en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ın nurlu yolundan ayırma. Bu dünyamızda, ahiretimizde Kur'an'ın nuruyla nurlandır. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Okunan hatimlerden sayısını sormadım. Senin katında, senin bilmen yeterli. Okunan hatimlerden lütfunla, kereminle takdir buyurduğun sevabı evvela Peygamber Efendimizin ruhu saadetlerini hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. O yüce peygambere layık ümmet eyle. Şefaatine cümlemizi mazhar eyle Allah'ım. Yine takdir buyurduğun sevabı Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiş geçmiş başta enbiya, evliya, asfiya, şüheda olarak Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile bize ulaştıran bütün meşayih ve ulemanın ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle cümlesini cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Hasreten bu depremlerde vefat eden kardeşlerimizin şehadetlerini katında kabul eyle ya Rabbi. Şehadetlerini mübarek eyle ya Rabbi. Çektikleri sıkıntıları, enkaz altında geçirdikleri sıkıntılı zamanları, günahlarının affına, derecelerinin yükselmesine vesile eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, onların yakınlarını da sabırlar ihsan eyle ve onlara yardım edenlere, yardım edenlere de en güzel şekilde ecirlerini ihsan eyle, yardımlarının devamlı olmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu fırsattan yararlanmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin, okunan hatimlerin sevabını, bütün bu hatimi hatimlerden cüz alan, hatimlerde payı olan kardeşlerimizin ve şu anda duamıza amin diyen bütün izleyici ve dinleyicilerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle, taksiratlarını affeyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizler yaşıyoruz. Senin yolunda hayatımızın geri kalanını en güzel şekilde, geçen hayatımızdan daha güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu depremler vesilesiyle yeniden doğmuş gibi olan, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen ve maneviyata daha çok yönelen kullarından olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hepimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler ihsan eyle. Hayatımızı da ölümümüzü de hayırlı hizmetlere vesile eyle ya Rabbi. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden, ahiretimizi dünyamızdan hayırlı eyle ya Rabbi. Hepimiz kendi çapımızda, katında razı olacağın amelleri yapmayı, bize düşenleri en güzel şekilde yapmayı ve gözümüz arkada kalmadan gönül huzuruyla huzuruna bir an önce gelmeye hazır olmayı hepimize nasip eyle Allah'ım. Ya Gaffar, ya Settar, ya Afu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz kısa ve özlü duayı yapıyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle Allah'ım. Büyük ve küçük bütün günahlarımızı bağışla ya Rabbi. İlmimizi artır. İsim ve sıfatların hakkında bize anlayış ver.
marifet ve muhabbetine bizleri mazhar kıl. Kur'an'ın ve kitab-ı kainatın sırlarını kavramayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette sıhhat ve afiyet, maddi manevi hoş ve temiz bir hayatla bizi yaşat. Yolunda tamamlamamız gereken fıtratımıza uygun çalışmaları bitirinceye kadar bize hayırlı ömür ver. Sonra da gönül huzuruyla sana dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbus semavati vel aradîn, ya Hâlik ve ya Hâlik külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Kur'an hakikatlerine musahhar yap. Bize ve ihvanımıza imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı, demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Kur'an derslerine ve ilahi davetine kalplerimizi ve akıllarımızı musahhar kıl. Ve bizi ve şu anda duamıza amin diyen bütün dinleyici ve izleyicilerimizi nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mesut kıl ya Rabbi. Dualarımızı en güzel şekilde katında makbul kullarının dualarını kabul ettiğin gibi bizden de kabul eyle ya Rabbi. Allahümme bihakkı suretil ihlas ic'alna min ibadikel muhlisinel muhlasin. Allahümme nevvir kulübena bi nuril imani vel Kur'an. Ya müfettihal ebvab iftah lena hayral bab. Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Allahümme salli ala sahibil miraç ve ma zâgal basar seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in min evvelid dünya ila ahiril mahşer. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.